Evet sevgili çocuklar merhaba. Sizlerle beraber kodlama dersimizin 9. haftasındayız. 9. haftada Scratch üzerinde oyun girişi ve seviye ayarlama uygulaması yapacağız. Daha önceki derslerimizde söylemiştim çocuklar size bir oyun girişi yapacağız. Onları seviyelerine ayarlayacağız. Kolay, orta ve zor seviye diye. Daha önceki yaptığımız uygulamaları bu haftaki giriş videolarına, giriş oyunlarına uyarlayabiliriz. Ben zaten geçen haftaki yaptığımız uygulamalardan örnekle gideceğim bu arada. Labirent ya da başka türlü bir şey de yapabiliriz. Her türlü yararlama kodlama dersi olduğu için yapılma ihtimali yüksek. Peki dersimize başlamadan önce çocuklar bir sanal müze turumuz oluyordu. Bir etkinlik kısmımız oluyordu. Sanal müze turumuza gelelim şimdi alt kısımda. Etkinliğimize gitmek için tıklayın diyor bakın çocuklar. Bu haftaki sanal müze turumuz Göbekli Tepe Örenyeli Şanlıurfa'da bulunan bir yeraltı şehri aslında. Zaten şurada ben yine Wikipedia'dan ve kendi sitesinden sağlam kaynaktan bilgileri verdim çocuklar sizlere. Çok değinmek istemiyorum çünkü hani geçen haftalardan daha aşina olduğunuz için ben direkt şu kısımlarda küçük bir anlatım yapayım. Ondan sonra zaten uygulama aşamasına geçmek istiyorum daha çok. Bakın şurada yine nokta noktalar var. Buralara tıkladığınızda sizleri buranın hakkında bilgi verecektir. Burada ayrıca bir şey değinmek istiyorum. Bakın çocuklar şuraya tıkladığınızda yapı şekilleri var. Göbekli Tepe'nin farklı şekillerde yapılış yani görünüşünü diyeyim daha doğrusu gösterir sizlere. Buraya tıkladığınızda Göbekli Tepe'yi biraz daha geriden görürsünüz. Yeraltı şehri olduğu için belki daha çoğu bulunan yerleri falan vardır. D yapısı şeklinde. Yani iç kısmı veya ağ yapısı şeklinde. Zaten şuralara tıkladığınızda sizleri oraya götürüp bilgi verecektir. Bakın mesela kimler inşa etti diye mesela insanlık tarihinin önemli dönüşümlerinden biri diye bilgiler verilmiş. Buralara tıkladığınızda çocuklar gideceksiniz. Mesela karşıya gitmek istiyorum. Mesela araştırma tarihi hakkında bilgi verilmiş. Burayı incelersiniz çocuklar. Ben uygulama aşamamıza geçmek istiyorum. Çünkü geçen haftalardan gerçekten bu konuda 7. hafta olarak bayağı müzeler veya sanat turlarımız olduğu için evet uygulama aşamamıza geçelim çocuklar şimdi. Uygulamamız demiştim. Sizlerle beraber bir oyun girişi yapacağız çocuklar. Mesela kolay seviye, orta seviye, zor seviye. Bunları süre kısmından ayarlamasını yaptım. Tabii bu sizlere de bağlı. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Bunu da yapan arkadaşlarınız var. Ben birkaç kişinin mesela bana kullanıcı adını, Scratch üzerinde kullanıcı adı ve şifresini atan arkadaşlarınız var. İnceledim. Gerçekten mükemmel projeler çıkmış. Yine gelen videolar beni şaşırtıyor. Arkadaşlarınızdan gerçekten güzel dönütler var bu arada. Hepinizin emeğine sağlık diyorum çocuklar. Çok güzel bir seviye ilerlediğini düşünüyorum. Özellikle bazı arkadaşlarınız için çok yatkınlar kodlama işine. Evet, başlayalım. Şimdi içeriğimiz nasıl olacak çocuklar? Mesela yeşil bayrağı tıkladığımda genel oyun başlayacak. Bakın bu şuradaki görsel bizi sürekli ana sayfaya yönlendirecek. Oyuna başla dediğim zaman, bakın onun üzerine tıkladığım zaman kolay, orta ve zor seviye var çocuklar. Kolay seviye tıkladığımda, bakın kolay kısımda bize 30 saniyelik bir süre verilmiş. Labirentimiz çok kolay. Labirentlere engeller koyabilirsiniz. Bunu ikinci seviyede yapmayı düşünüyoruz. Mesela orta seviyede daha doğrusu. Şuraya tıkladığımızda bizi ana sayfaya götürecektir yine. Oyuna başla diyorsunuz. Orta seviyeye gidiyoruz bakın bu arada. Burada da orta seviye. Hani labirent biraz daha zorlaşmış bakın. Süremiz azaldı. 30 saniyeden 25 saniye düştü ve hızlı geçiyor bu arada. Zor seviyede ise çocuklar bakın zor seviyeye tıkladığımızda labirent kısmı biraz daha karışıyor. Süremiz 20 saniye düşür. Tabii bunu her türlü kendinize uyarlayabilirsiniz. Amacımız burada oyunları yapmak değil, giriş kısımlarını ayarlamak çocuklar. Nasıl yapacağız? Bunu yapalım şimdi. Dosya diyoruz. Yeni. Tamam diyorum. Şunu siliyorum çocuklar. Bize şimdi kaç 4 tane dekor lazım hani ana sayfa, orta, kolay, zor diye 4 tane arka plan dekor lazım. Bunu da şuraya tıklıyoruz bakın çocuklar.
Şurada ana sayfa dekoruna tıkladığımızda şuna ben ana sayfa diyorum çocuklar. Bunu boyayacağız bu arada. Şuraya. Şuraya ana sayfa yazıyorum çocuklar. Bunun arka plan rengini değiştirsem de olur aslında veya beyaz kalsa da olur çocuklar. Hani bu tamamen size kalsın. Şimdilik beyaz olsun diyorum. Evet beyaz olsun şimdilik. Ben siyah yapmıştım ama şimdilik beyaz olsun. Ana sayfa şuradan da beyaz yapalım gerçi. Şunu. Evet böyle daha iyi oldu. Şunu kopyasını çıkartıyorum. Buraya da şey diyorum. Kolay seviye. Bir tane daha çıkarıyorum. Orta seviye diyorum buna. Öncelikle 4 tane dekorunuz olsun. Bir tane daha çıkarıyorum. Zor seviye diyorum buna. Yani 4 tane dekorumuz var burada. 4 tane arka plan dekoru gelecek. Ana sayfa orta. Zor diyeyim. Şuraya yazı yazmak istiyorum bu arada. Şunların hepsini vektöre dönüştüreyim. Ana sayfa kısmında ne demiştik? Bu sayfada alttaki butona başlayarak oyuna tıklayabilirsiniz demiştik çocuklar. Şöyle yazalım. Beyaz şunu siyah yapalım bu arada. Şu rengi siyah olsun. Bu sayfada diyorum. Aşağıdaki butona tıklayarak oyuna başlayabilirsiniz. Şunları da biraz ortalıyorum çocuklar. Bunu şuradan biraz büyütebilirsiniz. Bakın şöyle. Çok büyük oldu ama biraz. Evet şimdi şöyle. Şuraya zaten bir tane buton koyacağız. Şuraya direkt kolay seviye yazıyorum çocuklar. Çünkü gittiğimizde görünsün yani kolay seviye olduğu. Tam orta kısma koyuyorum. Şöyle kopyalayabilirsiniz aslında bunu. Şuraya direkt evet şuraya orta seviye yazabilirsiniz. Ctrl C ile kopyaladım. Şuraya da zor seviye diyorum. Yani geldiğimizde seviye gözüksün diye yaptım bunları çocuklar. Şimdi kolay seviyenin dekorunu arka plan labirent kısmını şimdi değil de ileride çizelim çocuklar. Ya da şimdi çizebiliriz. Bakın şurada çizgiler kısmında. Bunu biraz kalın yapmak istiyorum. Evet. Mesela şimdilik örnek olarak çiziyorum bu arada. Siz daha iyisini yapabilirsiniz. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Çok gittik. Şunu biraz şuraya kadar getirdik var. Biraz daha getirebiliriz. Sileriz. Gerçi çok sorun olmaz mı? Tamam. Şöyle biraz yukarı doğru alabiliriz. Şuradan da şöyle olsun. Şurayı silgiyle biraz silebilirsiniz. Şunu biraz daha aşağı alayım çünkü. Şuradan başlasın, şuradan bitirsin. Dediğim gibi şu anlık hani örnek olsun diye çiziyorum çocuklar. Basit bir şekilde ilerlemesi için yapıyorum bunu. Şöyle şuradan bir tane daha çizeyim şuradan. Şuralardan şöyle. Şurada da silgiyle siliyorum şimdilik. Evet. Bu kolay seviye olsun çocuklar. Orta seviye biraz daha zorlaştıralım. Şunu biraz daha aşağı doğru alıyorum.
Biraz daha alsak sıkıntı olmayacağını düşünüyorum şöyle. Şunu da biraz daha aşağı doğru çekersek. Ya da silebiliriz arkadaşlar. Şöyle şurayı siliyorum. Tamam. Şimdi devam ediyorum çizgileri çizmeye. Şöyle şuradan şöyle bir şey olsun. Şöyle olsun. Şöyle. Şöyle silgiyle de biraz silebiliriz gerçi. Şunları birleştirelim. Şurayı kapatıyorum. Şurayı da şuradan kapatıyorum. Gelsin. Şuradan da geçebilir. Şuraya da bir çizgi koyabilirim gerçi. Şöyle gelsin. Burada şurayı şöyle kapatsak. Yani orta seviye olduğu anlaşılsın diye yapıyorum bunu. Şurayı da şöyle. Yani şuradan gelecek. Şurayı biraz daha sildiğimiz zaman gelecek. Böyle buradan yukarı çıkacak. Yani şuradan da alabilirsiniz gerçi. Şöyle de olabilir bakın. Bunu da gelsin. Şuradan çıksın gitsin. Bu da orta seviye olsun. Zor seviye kısmına geliyorum çocuklar. Zor seviye kısmını biraz daha abartalım şöyle. Benim olan aslında bu değil de bizim için çizim kısmı önemli aslında. Pardon, oyunun giriş kısımları önemli. Bu sadece çizim için. Bunu daha önceki derslerimizde de yapmıştık zaten. Şuradan devam ediyorum şimdi. Evet, şöyle gelsin öncelikle. Bunu biraz daha küçültüyorum bu arada. Zor olduğunu belirtmek için. Şöyle. Şuradan kapattım. Şurayı. Şöyle. Şöyle. Şurada sonra sileceğim zaten arkadaşlar. Labirent kısımlarını ayarlamak tabi sizlere kalmış. Tekrardan söylüyorum onu. Şuralara kapatıyorum. Şuralara buradan gelecek. Gelecek. Şuradan şuraya geçsin ve çıksın. Evet. Bakın böyle gelsin. Gelsin. Şuradan bu tarafa geçsin. Gelsin. Buraya. Şurayı kapatıyorum. Şurayı da şuradan kapatıyorum. Buradan gelsin. Şuradan geçsin o zaman arkadaşlar. Geldi. Geldi. Şurayı da kapatıyorum. Buradan şuradan şöyle çıksın arkadaşlar. Şuradan da çıkış yapsın. Bu da zor seviyemiz arkadaşlar. Şimdi buton ekleyelim. Öncelikle hani start butonu, başla butonu. Tıklıyorum şurada kuklalara. Bakın şurada zaten butonlarımız var bizim. Şu. Bunu alıyorum arkadaşlar. Bunun kostümler kısmında şunu kapatıyorum. Pardon, hemen şuradan. Bakın şimdi arkadaşlar, buraya oyuna başla diyeceğiz. Oyuna başla yazıyorum buraya. Bu da ne olsun? Siyah olsun. Oyuna
Yazmayalım. Gerçi ama önemli değil o kadar. Oyuna başla diyorum. Geldim. Zaten büyük gözükecek. Oyuna başla butonumuz burada geldi. Bunu basınca oyuna başlayacak. Yani seviyeleri seçecek. Sonra bir tane daha buton ekliyorum. Bu da kolay olsun. Hatta önce şunu yapalım. Önce şunun kodunu yazalım arkadaşlar. Ondan sonra şey yapalım. Öncelikle şunu dekorlar kısmında yani basınca ana sayfa kısmı gelsin. Normal dekora yazıyoruz yükümlü kodumuzu. Yeşil bayrağı tıkladığında ana sayfa dekoru gelsin direkt. Ana sayfa dekoruna geçsin. Yani her oyunu başlattığımda buradan başlaması lazım şu arkadaşlar. Şimdi dedik, sonra buna geliyorum arkadaşlar. Bu şimdi Scratch'ta daha önce ne diyorduk? Yeşil bayrağı tıklandı. Bir tane de olaylar kısmında bu butona tıklandığında veya bu kuklaya tıklandığında diye bir kısım var. Olaylar kısmında. Yani buna tıkladığımızda ne yapsın? Buna tıkladığımızda görünümden ne diyeceğiz? Dekoruna geç. Ha, seviye seç dekor olması lazım bu arada bir tane. Onu yapmayı unuttuk arkadaşlar. Kostümlerde. Bir tane de şuraya seviye seç, bu sayfada aşağıdaki butonlara tıklayarak seviye seçebilirsiniz diyorum. Seviye seçebilirsiniz. Seviye seçebilirsiniz dedik arkadaşlar. Buralarda işte kolay, seviye ve orta kısmı gelecek. Buna da seviye diyorum arkadaşlar. Seviye dekor. Şimdi şuraya tekrardan geliyorum. Mesela buna tıkladığında seviye dekoruna gidecek arkadaşlar. Seviye dekora gidecek. Sonra ne olsun? Bir tane haber salsın aslında. Seviye dekoru haberi başla diye. Olaylar kısmından bir tane haber sal. Yeni haber, seviye dekor, seviye, şuraya yazıyorum. Seviye dekor haberi. Seviye dekor haberi. Seviye dekor haberini salsın. Saldıktan sonra şu buton gizlensin arkadaşlar. Şu buton gizlensin. Bunu da nasıl diyeceğiz? Haberi aldığımda ne haberi? Seviye dekor haberi aldığımda görünümden gizlen diyeceğiz arkadaşlar. Gizle diyeceğiz. Bakın şimdi yeşil bayrağı tıkladım. Bakın bu butona tıklayarak başlayabilirsiniz. Bakın seviye seçebilirsiniz. Seviye kısmında 3 tane butonumuz olsun. Kolay, orta ve zor kısmı. Kodları ve eklemeleri yaptıkça devamı gelecektir arkadaşlar. Tıklıyorum. Bir tane buton ekleyeceğim şimdi. Hatta 3 tane buton ekleyeyim. Bunu da şunu kaldırıyorum. Buraya diyorum ki kolay. Bunun kopyasını çıkartıyorum. Hatta burada değil, şurada kopyasını çıkartayım. Şuraya diyorum ki kopyasını çıkart. Kolay. Şuna kolay diyorum. Şuna orta diyorum. Şunda kopyasını çıkartıyorum. Zor diyorum arkadaşlar. 3 tane butonumuz oldu. Ben kolay butonundan başlayacağım şimdi. Şuraya kolay yazacağım. Kolay seviye. Şöyle gelsin. Kolay. Şu orta da şurada dursun. Zor da şurada dursun. Orta kısmını da yazayım arkadaşlar. Orta. Şimdi bir de zor seviye kısmını seçelim. Zor diyor.
Bundan sonrası artık biraz daha kolay. Yani genel olarak sorunları veya kafamızda tasarladığımız şekilde çözün. Öncelikle yapacağınız işlemleri tasarlayın bu arada. Bir de şöyle bir şey var. Ben internette şey bulmuştum arkadaşlar. Ana sayfa PNG yazdım direkt. Ana sayfa PNG yazdım. Şunu şurada gelen görsellerden bir tanesini aldım rastgele. Yani PNG demek arka planı boş demek. Yani arka tarafı boş. Bir tane de bunu aldım arkadaşlar. Siz de indirirsiniz. Ben genelde şunu almıştım bu arada. Bakın arka planı boş. Yani şöyle gördüğünüz zaman resmi farklı kaydediyorsunuz. Eğer ki burada PNG derse arkadaşlar, bakın mesela PNG diyor. Arka planı boş demektir. Sadece görseli alacaktır. JPEG derse arka planı doludur bu arada. Şimdi geliyorum tekrardan. Şuraya da ana sayfa, sürekli ana sayfaya gitmesi için bir tane dekor eklemek istiyorum. Bunu da yükle diyorum şuradan. Şunu da alıyorum şimdi arkadaşlar. Bunu da biraz küçülteyim bu arada. Çok büyük çünkü. Şuraya şöyle biraz daha küçülteyim. Yani bu bizi her seviyede sürekli ana sayfaya götürecek şimdi. Şimdi ben ne dedim? Şuraya tıkladım. Yeşil bayrağı tıkladım. Bakın şimdi bir de ana sayfaya gitme kısmı var. Şunu da yazalım çocuklar. Şu kısım da önemli çünkü. Sonra diğer kolay, orta ve zor kısımlarına geçelim. Bu ne yapsın? Yeşil bayrağı tıklandığında bu da gelsin çocuklar. Yeşil bayrağı olaylarda. Yeşil bayrağı tıklandığında bu da görünsün sürekli. Yeşil bayrağı tıklandığında gözükecek. Yeşil bayrağı tıklandığında bir de şey diyeceğiz arkadaşlar. Bu kuklaya tıklandığında. Bu kuklaya tıklandığında ne yapsın? Ana sayfa dekoruna geçsin. Görünümde. Şu dekora geç diyoruz. Ana sayfa dekoruna geç. Bir de haber salsın bu arada olaylardan. Bir de burada da bir haber salsın. Ana sayfa. Ana sayfa geç. Yani ana sayfaya geç haberi salsın. Şimdi ana sayfaya geç haberi salmasının sebebi şu. Ana sayfa geç haberi geldiğinde şurada görünmesi lazım çünkü. Ana sayfa geç haberi aldığında görünümden görün diyeceğiz arkadaşlar. Göster. Bakın. Şuna tıkladık. Buna tıklayınca başladı bakın. Diğerlerini de gizleyeceğiz bu arada. Diğerlerini de gizleyeceğiz. Geliyorum şimdi. Kolay. Şuna yazacağım kodumu şimdi. Bu kuklaya tıklandığında diyorum çocuklar. Olaylar kısmında. Bu kuklaya tıklandığında. Kolay dekoruna geçsin. Görünüm kısmından kolay dekoruna geç diyoruz. Burada kolay dekoruna geç diyoruz arkadaşlar. Kolay seviye diyelim. Kolay seviye, evet. Kolay seviye dekoruna geç diyoruz. Fakat şöyle bir şey de diyebiliriz aslında. Mesela az önce ben şunu yapmıştım. Mesela bunun üzerine tıkladığında bir tane ses çalmıştım. Pop sesini başlat. Şuna da ekleyebilirsiniz bu arada. Bu kuklaya tıklandığında bu sesi çal diyebilirsiniz. Kolay seviye dekoruna geç. Bir tane de haber salsın. Kolay seviye haberi diye bir haber salsın burada da. Hepsinde haber salmalı ki diğerleri gizlensin. Kolay, şuraya yazıyorum. Kolay seviye. Kolay seviye haberi salsın. Kolay seviye haberi saldığında diğerleri de gizlenmesi lazım çocuklar şimdi. Şimdi buna tıkladığımda şimdi çocuklar ne diyeceğim? Oyunu başlat diyorum. O gizlendi. Kolay seviye haberi dedim ama kolay seviye geldi ama bunlar gizlenmedi. Bakın şu butonlar gizlenmedi. Ben bunların gizlenmesini sağlayacağım. Mesela bunu nasıl yapacağız? Kolay seviye haberi aldığımda ne diyeceğiz? Görünümden gizlen diyeceğiz. Gizle. Kolay seviye haberi aldığımda bu gizlensin. Diğerlerinin aynısını yapsın. Şuraya olaylardan kolay seviye haberi aldığımda
görünümden gizlen diyelim. Gizlensin. Bu da aynı şekilde gizlensin arkadaşlar. Kolaylardan kolay seviye haberi aldığında şunu da görünümden gizlen diyorsunuz. Şimdi burada tamam çocuklar. Tıkladık. Bakın gitti. Yeşil bayrağı tıkladık. Yeşil bayrağı tıkladığımızda oyuna başla haberi gelmedi mesela. Şuraya oyuna başla diyorum. Bu arada şöyle daha iyi olacaktır. Bunu da yapmak için şöyle yapabiliriz. Mesela olaylar kısmında yeşil bayrağı tıklandığında görünümde görün diyebiliriz mesela. Burada bakın. Yeşil bayrağı tıklandığında gözükecektir. Oyuna başla dediğimde diye seviye bölümüne geçecektir. Şimdi seviye dekoru haberi aldığımda da şunlar görünmesi lazım. Olaylar kısmında seviye dekoru haberi aldığımda görün diyoruz arkadaşlar. Görünüm kısmında göster diyoruz. Şu da aynı şekilde görünmesi lazım. Şunları kopyasını çıkarabiliriz bu arada. Seviye dekoru haberi aldığımda ne yapacağız? Görünümde görünsün. Buna da aynı şekilde diyebiliriz. Seviye dekoru haberi aldığında görünümde göster. Yani şöyle çalıştıralım bir. Butona tıkla başla. Bu buton şunu düzeltelim arkadaşlar bu arada. Butonlara tıklayarak seviye seçebilirsiniz diyoruz. Şimdi kolay seviye tıkladık. Kolay seviye çalıştı. Şimdi orta seviye, orta butona tıklayınca ne yapsın bize çocuklar? Onu yapalım şimdi. Ne diyeceğiz yine? Olaylardan bu kuklaya tıklandığında ne diyelim? Görünümden şu dekora geç. Orta seviye dekoruna geç. Bir de ses çalsın bu arada. Ses kısmından pop sesini başlat diyoruz. Pop sesini başlatacak. Bu da haber salsın yine. Olaylardan haber salsın. Orta seviye. Haberi. Orta seviye haberi diyorum çocuklar. Orta seviye haberi gittiğinde ne yapsın? Gizlensin. Orta seviye haberi aldığında şurada orta seviye haberi aldığında ne yapacağız? Gizlen diyeceğiz. Görünümden gizlen. Çünkü hani buraya tıkladığımızda gizlenmesi lazım. Diğerleri de aynı şekilde çocuklar. Şunun kopyasını çıkarabiliriz şöyle. Orta seviye haberi aldığında gizlen. Şunun kopyasını çıkarıyorum. Orta seviye haberi aldığımda gizlen. Yani şöyle çalıştırıyorum. Buna tıkladım. Oyuna başla dedim. Kolay dedim. Tamam. Ana sayfaya geleceğim. Bakın oyuna başla. Orta. Komple hepsi gitti. Oyuna başla. Peki zor kısma geldiğinde zor kısmının kodunu yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi zor kısımda da şöyle. Olaylardan bu kuklaya tıklandığında ne yapsın? Bir ses çalsın. Pop sesini başlat. O dekorlara geçmesi lazım. Görünümden şu dekora geç diyeceğiz şimdi arkadaşlar. Zor seviye dekoruna geç. Şimdi zor seviye dekoruna geçsin yine bir haber salsın. Olaylardan zor seviye haberini sal. Bakın, zor seviye haberi. Zor seviye haberini sal ve ne yap? Diğerine de bildirim ver. Zor seviye haberi geldiğinde şuradan kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın zor seviye haberi geldiğinde ne yapsın? Gizlensin. Diğerleri de aynı şekilde olsun. Şu değil de şunu kopyalıyorum. Zor seviye haberi aldığında gizlen. Burada ne yapsın? Zor seviye haberi aldığında gizlensin. Şimdi çalıştıralım. Tabii eksikler falan var. Yeşil bayrağı tıkladık. Mesela yeşil bayrağı tıkladığımızda direkt başla butonu geldi. O ara zor seviye kaldı sadece mesela. Zor seviye tıkladık. Tamam. Oyuna başla orta. Buralarda sıkıntı yok. Fakat şöyle bakın.
Yeşil bayrağa bastım. Şöyle bir şey vardı çocuklar. Burada bazı yerlerde mesela zor seviye butonu orada kalıyor direkt. Onu da ayarlayacağız şimdi. Öncelikle bir süreklemesi yapalım çocuklar. Hani her butona tıkladığımda bir süreklemesi yapalım. Şunları şöyle dizaynlı olsun bu arada. Ne diyeceğiz? Bu kuklaya tıklandığında ne yapacak? Süre başlatacak. Öncelikle kolay diyoruz. Bu kuklaya tıklandığında ne yapsın? Bir tane değişken tanımlayalım. Değişkeni kendine süre diyorum. Şimdi bu kuklaya tıklandığında süre değişkenini göstersin. Süre değişkenini o kolay seviye olduğu için kaç yapsın? 30 yapsın ilk başta. Hani 30 saniye içinde bu seviyeye geçmeniz lazım. Sonra ne yapsın? Sürekli tekrarlasın kontrolde. Sürekli tekrarlasın. Ne yapsın? Bir saniye beklesin ve düşürsün. Bir saniye beklesin ve aşağı doğru insin. Bir saniye bekle. Ondan sonra diyeceğiz değişkenler kısmından süreyi eksi 1 kadar değiş dediğiniz. Ne yapsın peki? Süre eşittir 0 olunca ana sayfa dekoruna geçsin. Süre eşittir. Bakın bunu da eğer ise kodlarından yazacağız. Bakın şuraya. Süre eşittir 0 olduğunda operatörlerden şuna 0 diyoruz arkadaşlar. Değişkenler kısmından süreyi alıyorum. Süre eşittir 0 olduğunda görünümden ne yapsın? Ana sayfa dekoruna geçsin. Ana sayfa dekoruna geçsin ve hepsini durdursun bu arada. Kontrol kısmından bütün her şeyi durdursun çocuklar. Bütün oyunu durdursun. Bunların aynısını diğerlerinde yazalım şimdi. Olaylardan şöyle yazabilirsiniz hatta. Sürükleyip bırakıp da yapabilirsiniz ama kendiniz yazın kodları. Bu kuklaya tıklandığında kontrol kısmında pardon önce değişkenlerden süre değişkenini göstersin. Süre değişkenini göstersin. Süreyi bu defa ne yapsın? 25 saniye yapsın. Sonra kontrolden sürekli tekrarlasın. Bir saniye beklesin. Ve değişkenlerden süremizi eksi bir kadar değiştirsin. Eksi bir kadar değiştirsin. Bir de şartımız olsun bu arada. Eğer süre eşittir 0 olursa algılamada operatörlerden pardon süre eşittir 0 olduğunda değişkenlerden süre eşittir 0 olduğunda ana sayfa dekoruna geçecek yine. Ana sayfa dekoruna geçecek. Ve hep oyunu bütün durduracak yani kontrollerde oyunun tümünü durdur. Zor seviye dekorunda da bunun aynısını yapacağız. Şimdi çocuklar olaylardan bu kuklaya tıklandığında kontrolde değişkenlerden süre değişkenini göster. Süre değişkenini göster. Sonra diyeceğiz değişkenler kısmından süreyi şu yap ondan sonra. Süreyi de ne yapsın? Bu defa 20 yapsın. Zor seviye olduğu için. Sonra kontrolden sürekli tekrarla diyoruz. Sürekli neyi tekrarlasın? Bir saniye beklesin. Bir saniye beklesin. Sonra değişkenler kısmından süreyi eksi bir kadar değiştirsin süreyi. Eksi bir kadar değiştirsin. Kontrolden süre eşittir 0 olunca operatörlerden süre eşittir 0 olunca değişkenler ne diyoruz? Ana sayfa dekoruna geç. Ana sayfa dekoruna geç ve oyunu bütün şekilde durdur. Çalıştıralım bakın. Süre eşittir. Bu arada neden 3 gösteriyor? Bir yerde 3 ayarlamışız ama. Ha şöyle yapabiliriz bakın. Şöyle yeşil bayrağı tıklandığında süre değişkenini gizlesin bu arada. Bakın şöyle de yapabiliriz. Yeşil bayrağı tıklandığında. Evet bakın mesela yeşil bayrağı tıklandığında şunların gizlenmesi lazım aslında. Mesela şunların gizlenmesi lazım. Mesela kolay, orta ve seviyenin gizlenmesi lazım. Bu nasıl yapacağız? Olaylar kısmından tıklandığında ne diye şunu kopyasını çıkarıyorum. Gizli. Olaylar kısmından yeşil bayrağı tıklandığında kopyasını çıkarıyorum. Gizli.
Şunu alıyorum. Şunu kopyasını çıkarıyorum. İzle diyorum. Bakın şimdi tıkladık. Evet, kolay seviye. Tamam. Süremiz işliyor. Ana sayfaya geldim. Ama ana sayfaya tıklayınca sürem hala devam ediyor. Bunu nasıl yapacağız şimdi arkadaşlar? Buna tıkladım. Bu kukluya tıkladığında diyoruz. Değişkenler kısmından süreyi 0 yap ve süre değişkenini gizle. Bakın süre değişkenini gizle. Bakın şöyle çalıştırdım. Bakın 25, 24 diye ilerleyecek şimdi. Evet, oyuna başla diyorum. Zor seviye diyorum. Bakın zor seviyede yine süremiz işliyor. Ana sayfa dekoruna tıklıyorum ve sayfama geliyor. Yani çocuklar bunu yapmak çok zor değil. Hani ben biraz daha basit kısımdan anlattım. Tabii içerik kısımlarını özellikle mesela oyuna başla orta kısımda hani bunu ben örnek olarak yaptım labirenti. Mesela bunu siz balık oyunları yapabilirsiniz veya top patlatma oyunları yapabilirsiniz, ping pong oyunları yapabilirsiniz, pekmen yapabilirsiniz. Geçen haftaki yaptığımız uygulamaların çoğunu yapabilirsiniz. Örnek olarak bizim amacımız burada zaten hani giriş kısımlar nasıl yapılırdı onu göstermekti. Bu haftaki dersimiz bu kadar çocuklar. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.